İstanbul'un en lüks semtlerinden Bağdat Caddesi enteresan bir gaspa sahne oldu. Döviz bürosuna giren zanlı içinde 250 bin euro yani yaklaşık 850 bin lira olan çantayı aldı. Çalışanlar 15 dakika boyunca ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. O zanlı elini kolunu sallaya sallaya gitti. 800-850 bin TL civarında para gitti. Döviz bürosunun kapısı açılır açılmaz içeri girdi. Hedefinde bir gün öncesinin hasılatıyla dolu bu çanta vardı. 250 bin euroyu aldı, müşteri gibi çıktı. Beklemeden tanıdık biri yani. 800 milyar yaklaşık Türk lirası aldı işte. İlginç, gaspın adresi Kızıl Toprak Bağdat Caddesi'ydi. Dışarıdan biri yapamazdı bizi buna. Yani İçimizden biri yaptı. İddiaya göre silahlı gaspçı döviz bürosunun sahibinin tanıdığıydı. Sabahın erken saatlerinde yani döviz bürosu açıldıktan dakikalar sonra büroya geldi. Buradan içeri girdi ve çalışanlarla konuşmaya başladı. Kabadayılık yaptı, tehdit etti. Neler söyledi? Ya işte kendi aramızda tartıştık öyle. Yine iddialara göre gaspçıyla döviz bürosu sahibi arasında alacak verecek meselesi yoktu. Koltuğun üstündeki çantada ise kasaya indirilmeyi beklenen tam 250 bin euro yani yaklaşık 850 bin lira vardı. Zanlı da bunu biliyordu. Başka hiçbir yerle ilgilenmedi. Bizim kimse borcumuz olmaz. Alacağımız var ama borcumuz olmaz. O kadar sakindi ki çalışanlar gasp edilirken şaka sandı. İş ciddiyete binince iki genç adam direnmeye çalıştı. Ama zanlının şakası yoktu. Silaha sarıldı. Ben direndim ona. Yaptığının yanlış olduğunu söyledim. Döviz bürosundaki çalışanlar silahlı gaspçıya uzun süre dil döktü ancak onu bir türlü ikna edemediler. En sonunda gaspçı içinde yaklaşık 250 bin euro olan çantayı aldı ve elini kolunu sallayarak buradan ayrıldı. Çalışanlar hemen dışarı çıktı ve telefonlara sarıldı. Ekipler hemen olay yerine geldi. Bu görüntülerden zanlının eşkalini belirledi. Döviz bürosu sahibinin ifadelerinin ışığında her yerde sakin gaspçıyı arıyor.